Gripin nezlesi. Şu günlerde hemen hemen herkes hasta. Belki de hastalığa yolculuk yaparken yakalanıyoruz. Peki İstanbul ulaşımının can damarı metroların nasıl temizlendiğini biliyor musunuz? TGRT Haber ekibi sizler için araştırdı. Her türlü mikrobun orada barındığını biliyorum. Herkes eline sürdüğü için tabii ki hijyen değildir ama tutuyoruz. Bazen metrolarda bir koku oluyor. Çok özel bir yerdeyiz. Neredeyiz? Günde milyonlarca İstanbullunun kullandığı metronun bulunduğu yerdeyiz. Bu noktada metronun vagonları temizleniyor. Peki bu temizlik nasıl yapılıyor? Gelin hep beraber izleyelim. Trenlerimiz sizler de biliyorsunuz düzenli olarak temizlik faaliyetleri uygulanıyor. Kendimizi bir anda hijyen merkezin içerisinde bulduk ve temizlik ekipleri vagonun içerisine girdi. Şu anda mikroplarla mücadele veriyor ve vagonların kaba temizliği yapılıyor. Malum şu sıralar salgın var. Toplu taşıma araçlarında bunun önüne geçmek için dezenfekte çalışmaları hız kazandı. Vagonların içerisinde bulunan el tutamakları, hepimiz yolculuk esnasında bu tutamakları tutarken böyle bir endişeyle, şüpheyle tutarız. Ancak içiniz rahat olsun, el tutamaklarına kadar temizlik yapılıyor. Özel bakteriye karşı, mikroba karşı kimyasal ilaçlar bu noktalarda kullanılıyor ve o tutamakların içerisindeki mikroplar tek tek öldürülüyor. Bazı insanlar elini hapşırıyor, sonra tutamacı tutuyor, terini siliyor, tutamacı tutuyor. Yani o yüzden bence hijyenik değil. Ne kadar sürüyor bu temizlik? Şimdi burada net bir rakam söylemek ortalama. Ama ortalama yaklaşık 20-25 dakika, 30 dakika kabası sürer. Ama bunun dışında hijyen olarak devreye girdiğimiz zaman yaklaşık 2 saatlik bir zamandan bahsedebiliriz.